Selamlar. Volcano yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son bölüm bu neydi bunun adı? Niobium ingot yapmıştık. Biz bölüm bittikten sonra zaten hazırladık bunu. Bitti. Biraz bekledik. Şimdi son chapter'ımıza geldik. Şimdi bize ne istiyor? Chemical Dissolver ve Chemical Combiner. Tamam. Hemen burada yazalım. Bazı parçaları biz hazırladık yine. Chemical Dissolver. Şu arkadaşı sağ almak istiyorum ve bunu da sağ almak istiyorum. Şimdi bunu yapmak için bizden ne istiyor? 4 tane neobium ingot. Tamam. Heavy stabilizer core. Şuradan başlayalım. Bunu yapmak için medium, bunu yapmak için light, light yapmak için de mist rod, heavy, asıl machine case. Tamam. Şimdi bu mist rod'lar normal rotları, şunları kendimize şey yapıyorduk. 3 kere de doluyor 1. Sağ basılı tutuyoruz. 66 oldu. Ve sonuncusu. Bunu da sisteme yollayabilirim. Tekrardan şuradan bakalım. Ee, medium. Bize bu lazım. 1, 2. Bir bunun için bir öteki makine için. Tekrardan böyle gel. Şundan iki tane yapacağız. Tamam. Hmm, Glowstone'umuz var mı? Varmış. 1, 2. Çünkü bu da aynısını isteyecek. Burada yazıyor. Şimdi sıra bunda. Tüm parçalar var. Bu işte Imprisoned Light, Soul Steel Ingot, Asul Ingot. Imprisoned Light'ları işte buradan elde ediyoruz. Arada bir gelip burayı kırıyoruz. Şöyle şurayı tekrardan kırayım. Bunları tekrardan yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Yani şu ana kadar yaptığımız parçaları göstermiyorum tekrardan yapımını. Ara sıra hatırlatıyorum neyin nerede olduğunu. İkinciyi de yaptık. Tamam. Bu parçamız tamam. Şimdi redstone ingot block. Bunlar nasıl oluyordu? Scientific calculator'da demiri Redstone'da bölüyorduk. Tamam. Biraz demir alalım. Hatta bir stek demir alalım. Bir stack de bundan alalım. Nerede bizim calculator'ımız? Burada. Bunun ayarı neredeydi? Öteki tarafta. Shift. Ee, dynamic crafting'e gel. Tekrardan aç neydi böleceğiz bu arkadaşı bu arkadaşa bölelim ee, 9 18 27 54 tane lazım bunların hepsini çevireyim ben tamam ee, şöyle bloklarını elde edelim 7 tane blok gerekirse onları tekrar yaparız şimdi ha şu niobiumları da üzerimden bırakayım şunlar gidebilir geri Şimdi sadece bu ortadaki runic tenebris frame kaldı bunun için hmm. ha, Dark Matter'ları burada hazırlıyordum Daha önce Dark Matter yapmıştık Nerede Sen mi aldın Dark Matter'ları Tamam sisteme attı ee, ha. Şu parçalar Bu rune e, Runeları nasıl elde ediyorduk Bir şeyi suyun içine atıyorduk e, Rune back Ruinstone. Ruinstone için de Ancient Gravel'ı Liquid Soul'un içine atıyorduk. Liquid Soul suyun içine Soul Dust'ı ataraktan elde ediyorduk. Bunu da hatırlatayım tekrardan. Heh. Şimdi bundan 4 tane... Şimdi bunu yapabiliriz. Bu arkadaş hazır. Bu içine attığımız parçaları... ...şey yapmak için yani elementlerini ayırmak için... Bu da enerjiye ihtiyaç var. Az sonra bunu gidip enerjiye bağlayacağız. Şimdi bu arkadaşı yaptığımıza göre sıra bunda. Bunun için neler lazım? Bu. Mystic Iron Block. Oh, Mystic Iron Block'umuz az. Ha, yapıyor musun sen? İyi. Al şu 15'i de <laughs> ver öyleyse. Tekrardan buraya gelelim. Bunun için yine bu parça lazım. Bu parça eksik. 4 tane bundan. 4 tane bundan. Bunları tekrar sisteme yolla. Bu da hazır. Tamam. Son misik ayrım bloklarımız kaldı. Onları da Adem Hoca sisteme yollasın. Yolladı mı? Bu da chemical combiner. Yani burada ayırdığımız elementleri başka bir şey yapmak için. Şimdi şuraya bir hat çeksek buradan olur. Hem sisteme yakın olur. Suyun içinden geçiremeyiz. Bunun altında zaten lav. Öp 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 öp. Oldu arkadaşlar. Biz hemen şuraya bir var mı orada? Enerjiyi buradan alabiliriz, değil mi? Doğru. Tamam. Biz şu makineleri bir bağlayalım. Hemen geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi olan platformumuzu biraz büyüttük. Çünkü bu iş sadece burada değil. Dediğim gibi iki tane de reaktör yapmamız lazım. Onlar da biraz büyükçe bir şeyler. Onları yan yana koyarız diye biraz burayı büyüttük. Ee, şimdi şimdi kombinerımızla dissolverımız hazır. Onu enerji ekstraktörden şey yaptık. Ee, enerji importer koyduk altına. Buralara da enerji akseptörler, interfaceler koyduk altlarına. Bu şekilde enerjileri hazır oldu. Şimdi görev bizden bir de müzik diski yapan şey istiyor. Müzik plant seed. Onun içinde 4 tane Mary Jane seat, 4 tane normal seat, bir tane de jukebox. Tamam. Bir tane jukbox yapalım hemen. Normal tahtayla elmastan oluyor diye biliyorum. Evet. Ee, Mary Jane. Şu kaldırayım ilk önce üstüme gelmesin. Mary Jane seat 4 tane. 1 1 2 3 4 Sistemde normal seat'imiz var mı? Varmış. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bunu da halledelim. Ay, yalnız hı, yanlış hatırlamıyorsam bu müzik sesiyle büyüyor. Yanına shift çökünce büyüyor muydu bilmiyorum. Şunu şöyle atalım. Bunu da buraya atalım. Ve müzik diskimiz de hazır. Ee, şuraya koyalım. Bunlar precision. Bunlara gerek yok artık. Şöyle. Shift çökünce oluyor muydu? Ondan emin değilim. Müzikli oluyordu diyebiliyorum ya. Aynen. Bunun yanında böyle müzik çaldığınız zaman sen çal Adem Hocam. Bak. 157 oldu. Şu anda 85. ha Doğru. Bu arada en iyi sevdiği müzik de eğer obsidiyen veya taşın üzerinde yaparsanız. Bakın şu anda oluştu. Kırdığımız zaman disk görüyor. Bu diskler de bize ileride bunun şeyini lazım. Ee, ne derler? Uh, sida E, bu disklere şey, elementlerini ayıracağız. Senin müziği beğenmedi bunlar. Biraz tempo olacağım. <laughs> tamam bu büyüdü yine. E, Boşelli bu da büyüdü bu da büyüdü. E hadi hadi 85'ten tam büyümedi. Bir davulcu olmadığımız kalmıştı. Haydi hocam. <laughs> Şunu da kıralım. Tamam. Ben gidiyorum ya. Şimdi bu görevi de hallettik. Ha, Rewart'a jukebox veriyor. Tamam sağ olasın. Zaten bir tane yapmıştık. Keşke önce versin jukebox'u. Şimdilik bunları buraya koyuyorum. Az sonra lazım olacak. Evet. Şimdi Atum'a gitmek için bize kadmiyum ingot lazım. Ve füzyon reaktörünü yaptıktan sonra füzyon reaktöründe oluşturacağımız rutenium ingotu. Bunları birleştirip dark nether star yapacağız. Bu arada bir de nether star da yapmamız lazım. Bunları da sürekli elementlerden yapacağız. Mesela nether star yapmak için chemical combiner'da da 64 tane lütenyum. 5 stek hidrojen. 64 tane titanyum. 64 tane mendelevium. Disporium. Ondan da 64 tane lazım. Bunların hepsini birleştireceğiz ve nedir sarı elde edeceğiz. Şimdi hidrojen en basitlerinden bir tanesi. Hidrojeni nereden bulabiliriz? Hidrojen selülozdan geliyormuş. Selüloz bildiğim kadarıyla sebzelerden geliyor. Mesela sebze. Veya sugar cane. Sugar cane'imiz var mı? Sugar cane. Şöyle bir stek alalım. Havuç mu? Ben sugar cane yapmak istiyorum. Şöyle bir tane koyun içine test etmek için. Ha bu sükroz veriyormuş tamam. Adem ocaklı çıktı. Evet ise alalım. Selüloz. Ee, karot. Buradan selüloz edeceğiz. Selülozu tekrardan bölüp beta karoten beta karotenden de hidrojen. Tamam da selülozdan elde etsek daha iyi değil miydi? Şöyle 64 toplamda 5 tek lazımdı. Artı o karbon çıkıyor, o iyi. Karbondan elmas yapabiliriz mesela. Üstüm doldu adam. Şuraya bir sandık koyalım ya büyükçe bir tane. Mesela karbon. Şöyle, full 64 tane karbondan koyarsan elmas elde ediyorsun diye hatırlıyorum. Bir ara yine böyle bir paket oynamıştım. Oradan aklımda kalanlarla. Şöyle karbon, karbon. Hmm, burada değişik mi? Normal karbondan çark oldu elde edebiliyorsun. Allah Allah. Karbon ne işe yarıyor? Saatık. 8 tanesine bunu veriyor. Tamam. Çarkol, kol. Devam et. Elmas elde ediliyordu. Evet. Ha böyle. Ha tamam. Bir tane elmas. Tamam. Ortası boşmuş. Ha bakın şu anda Çarkol yaptı. Yapsın ya çarkol. Sorun değil. Al. Bu da lazım. Bana üretiriz. Ee, Bir saniye hocam. Şu karbonları şuraya koyayım. Bize hidrojenler lazım. Tamam. Hidrojenleri aşağıya. Bize lazım olanları aşağıya bırakmak istiyorum. Şu mikrozu böldüğümüz zaman ne çıkıyor? Bundan da karbon, hidrojen ve oksijen çıkıyor. Tamam. Ee, hidrojen aşağıya. Geri kalan lazım olmayan oksijen ve karbon yukarıya. Şunlar da burada dursun. Ee, ha. Nedirstar yapacağız değil mi? Şimdi hidrojeni hallettik. Lutenyum. Lutenyum. Pürpür bloğundan geliyormuş. Pürpür bloğundan veya lütetyum ingotundan. Şimdi lütetyum ingotumuz yok. Öyleyse biz pürpür bloğundan elde devam edeceğiz. Biz çoruz meyvelerini, yanına kart meyvelerini ısıtmıştık. Şuradan pürpür pür yazalım. 9 tane var da yetmez. Bir 64 alalım. Ee, dikkat etmedim de 1'e 2 mi veriyordun? Lütenyum. Bakayım bir stekten 32 çıkarsa demek ki ne 2 stek pürpür bloğu atacağız. 30 çıktı. Hmm. Artı silikon dioksit. Silikon dioksit. O da bir şey lazım ama şimdi hatırlayamadım. Şimdi lütenyum 30 oldu. Biz biraz daha pürpür pür bile elde etmemiz lazım. Tamam. Hadi hocam sen pürpür pür bloklarını hallet. Ben nether şunu şuraya sağa alayım da sürekli gidip gelmeyelim. Titanyum. Titanyum, titanyum oksitten elde ediliyormuş ya da titanyum ingotundan. Şimdi titanyum ingotumuz yok. Öyleyse titanyum oksit nereden elde ediliyormuş? Az önceki ink Hemen mürekkeplerimizi alalım. İlkine spawn etmişiz squidleri. Ink Şöyle bir 64 alalım. Kısa kısa size göstermek için hemen geçiyorum üzerinde Çünkü bayağı bir zaman geçecek. Ee, 4 istek bundan verdi. Bundan titanyum. Bir stekinden bir istek mi çıkıyor? O oh, bak bu iyi. Hatta daha fazlası. Aa. Tamam. Şimdi aşağıya lazım olanları koyuyorduk. Tamam. Lütenyumu da halletmiş Adem hocam. Titanyumu da aşağı koyalım. Bir stek de olacaktı bir sekta artanı yukarı. Şunları da yukarı yollayayım. Son parçamız kaldı öyleyse. Yo, titanyum, lütenyum disporyum ve mendelevyum. Disporyum nereden elde ediliyormuş? Cobblestone'dan elde ediliyor. Disporyum 0.14. Pu. Taştan disporyum 1 yani her yüzden de bir tane. Disporium ingot ya da energium dust. Energium dust da 3'te 1. Hmm. enerjimden bol bir şey yok bizde. Şöyle 3 stek alayım. Öyleyse 1 stek elde etmek için 3'te bir şans veriyorsa. buradaki tek sorun tüm bu parçaları yani fazla gelen parçaları bir kenara koymanız lazım. Ee, 19 verdi. Tamam. Devam et. 45 oldu. Devam. 64 lazım bize fazlalık elementleri buraya. Lazım olanları aşağıya. Tamam. fazlalık, bu da fazlalık. Bize lazım olan... Burada son Mendelevyum muydu? Vedir iskelet kafasından yüzde yüz. Yani her iki vedir iskelet kafasına bir tane veya Mendelevyum ingotundan. Getirdin mi iskeletlere kafalarını? Valla arkadaşlar biz vidir iskelet farmı yaptık yukarıda. Yalnız toplamda bize 16 tane kafa düştü şu ana kadar. İnşallah 16 kafayla bu işi bitiririz. Yoksa tekrardan bir vidir iskelet spawner kurmamız lazım yukarı. Bu %100 şansla 32 veriyordu. Öyleyse 1 ve 2. Aynen. Ekstra bir element daha verdi. Bunu da buraya koyalım. Ve şimdi bunları geri alalım. 1, 2, 3, 4, 5. Doğru 5. Ee, lock recipe diyelim. Ya biz işlemi bitirmeden e ha, pause'da. tamam. Unlock recipe. Şöyle köşelere bundan. E, ee, Disporium buraya idi herhalde. buraya. Titanium buraya. Lütenyum buraya. Doğru mudur? Yanlış. Lütenyum, titanyum. Lütenyum, titanyum. Disporium, mandelevyum Disporium, mandalium. E tamam. Block resipi. Ha tamam şimdi geldi. resyum ve bir adet nether Ve bize böyle 8-10 tane nether lazım olacak bu bölüm. Bunu hallettik. Ee, bu buraya gelen yoldu. Şimdi kadmiyum. Kadmiyum. Şimdi kadmiyum. 16 tane kadmiyumdan bir tane ingot elde ediliyormuş. 9 tane lazım. Yani aşağı yukarı 160 tane bundan elde edeceğiz. Kadmiyum nasıl elde ediliyor? Kadmiyum sülfit müzik diski. %100 ile 16 veriyor. Yani her bir müzik diski bir tane ingot yapacak bize. Müzik diski toplamda. 9 tane müzik diski şey yapacağımız, yapmamız lazım. 1, 2 4, 2 3, 4, 5. Adem Hocam müzik diskleri sana bakıyor. Hemen bunu göstereyim. Olmazsa biz bunu hemen bölüm arasında hallederiz. Kadmium 16 tane. Tekrardan kadmium 42 oldu. Kadmium 4 tane. Ee, şunları yukarı yollayayım yine led oluşmuş orada. Bir müzik diskimiz daha varmış. Beşincisi burada. 4 tane daha müzik diski olursa görev için onu halledebiliriz. Daha sonra buraya gelelim. Unlock recipe. Burada mıydı kadmiyum? Yok. Heh. Tamam. Bir tane oluştu. 2, 3, 4, 5 tane. 4 tane daha lazım. Bunlar olmuş, 2, 3, 4. Hemen bunları da halledelim. Bu bölüm böyle. Bunlarla uğraşacağız. Sonraki bölümde bitiririz diye umut ediyorum. Hemen şöyle ikincisi 3. Ve dördüncüsü. Tamam, bize kadmiyum lazımdı. Gel bakalım. Son 4 tane de yaptık, 9 tane. Şunları hemen yukarı yollayalım. Kitap. Bunu da hallettik. Şimdi artık füzyon reaktörü. Asıl bizi zorlayacak olan yer burası. Füzyon reaktörü için 3 tane füzyon kor. Yani yakıt. Ortadaki yakıt çubukları. Bir tane kontrol doğru. 90-80'de füzyon casingi. Füzyon casing için barium ingot, magnezyum ingot ve blaze powder lazım. Her biri 4 tane veriyor. Yani 96 bölü 4. Uh. İşte o kadar lazım. Az sonra hesaplamasını yaparım. Magnezyum ingot. Magnezyum ingot Mg'den geliyor. Mg neyin içinde varmış? Magnezyum oksidin, magnezyum sülfatın, mineral saltın. Ee, magnezyum %10'la. onla. Hmm. Mineral salt da bu vapor'dan geliyordu. Bu magnezyum oksit nereden geliyormuş? Ya da obsidiyenden. Hmm. Aslında magnezyum magnezyum oksit 8 tane veriyor. Ee, aslında o da o da mantıklı ya. Şimdi orada mineral saltı beklemektense çünkü bu Flawless Calculator yapmıştık ya bir önceki bölüm. Light grey'de de var. Hmm. Şimdi şunu Shift Flawless Calculating'e getireyim. Tamam. Şöyle bir güzelliği var bu arkadaşın. Aç bunu. Şimdi dörde böl. Dört tane ağacı birleştirirseniz yani topla böl topla. Gördüğünüz gibi obsidyen elde edebiliyoruz. Yani obsidyen elde etmek baya basitleşti. Ya Biz etrafı kirletmemek için buraya su döküp kazmadık. Yani bu şekilde de çok çabuk obsidyen elde edebilirsiniz. Şimdi seni bunun içine yollarsak Ey maşallah doldu ortalık silikon dioksitten mi çıkacaktı? Yok silikon oksijen çıkıyor yok yanlış. Ha, magnezyum oksitten magnezyum çıkaracaktık, Magnezyum oksit. Yine mi yanlış şey koyduk ha? Aferin bana. Evet bu şekilde magnezyumu daha çabuk elde edeceğiz. Şimdi magnezyumu da e, buraya koyarsak. Allah resipi koy bunu tamam. Böyle magnezyumu elde ettik tamam. O birinci parçasıydı. Diğer parçası neydi? Baryum. Baryum elde etmek için BA elementini bulmamız lazım. BA elementi içinde One purple Baryum sülfat Nether quartz %100 veriyor. 8 tane bir nether quartz'a. Hmm. Başka daha mantıklı bir şey var mı? Block of quartz. Nine. Kafası alıyor hadi hoca orada. Tamam. Öyleyse Quartz. Onun Burst Seed'i vardı. Quartz Burst Seed. Bakalım size ne kadar Quartz var. Hey maşallah. Hiç maaşlık görmedin Adem hocam. <laughs> Bu şekilde de öteki elementi elde edeceğiz. Arkadaşlar biz şunları bir toparlayalım. Baryum. Tamam. Baryum da buradan geliyor buradan da magnezyum gibi baryum elde edeceğiz. Tamam. Son bakayım başka neyle uğraşacağız öyleyse. Vizyon kontrolü için berilyum lazım. Vizyon casing. Orada yaptığımızdan iki tanesini buraya getireceğiz. Berilyumu elde etmek için Be lazım. Berily Allah Allah biz berilyumu mu yapabiliyoruz mu? Yo bu sadece BE'den geliyor. Ha bu da Emerald'dan. Hmm. Tamam. Emerald, Emerald veya Prismarine Shard'dan. %100 ile 2 düşürüyor. Tamam. Bakalım hangi elimizde daha fazla varsa ondan yaparız ya Emerald kullanırız. Her iki Emerald'a 16 tane berili verecek. Her bir berili 3 tane. Uu, o zaman deli gibi şeye ihtiyacımız var. Herhalde o işi 178 emerald. Bu yetmez. Öyleyse berili elde etmek için. Biz o işi şeyden yapacağız. E, ee, onu Onun da burst seed'i var diye biliyorum. Son öyleyse şeye bakalım. Tamam. Bunun için Prizmarin'den elde edeceğiz. Füzyon Core için de chorium lazım. Şoryum da CR elementi. Potasyum. Adını söyleyemediğim bir şey. Kromyum. Yine Emerald. İlle bizden bu Emerald istiyor. Ama bu daha mantıklı. Şimdi iki taneden bir tane ingot elde edebiliyoruz. Bize bir tane olur lazım. Burada Emerald yakmak mantıklı. Ya da Koryum ingot o zaten yok. Bunlar yok. Yok. Bunlar atomdan gelen şeyler. Tamam. Sonuncu parça içinde emerald'ı şey yapacağız. Elementlerini ayırıp tekrardan birleştireceğiz. Oldu arkadaşlar. Biz şu parçaları bir halledelim. Hemen geri geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi füzyon reaktör kor. Bundan 96 tane lazımdı. Şöyle 32 36 Bir de böyle yaparsak. Tamam. 3 tane bu arkadaştan lazım. 1 2 3 bu da tamam. Ve bir adet ju kontrolörü da ha casing tamam üzerimde. İki tane şöyle sisteme geri atalım. Ve kontrolörü. Quest complete. Tamam şimdi bunların rutenyum yapacağız. Hmm, bu nasıl? 5 e 5 mi kuruyorduk bunu? Şunu yakına kuralım şöyle. 1 2 Şimdi buraya kontrol rotları koyacağız. Fusion Core'ları. Şimdi akıldan yapmaya çalışıyorum. Arada bir boşluk olacak. Bir boşluk da burada olacak. Tamam doğru. İşte diyorum ya her zaman ne biliyorsam çok bildiğimden kaybediyorum diye. Böyle olması lazım. Umarım doğrudur. Normal kitabı açıp baksam. Şimdi bunu bir de üstünü kapatacağız şöyle. Tamam. Doğru yapmışım. Buraya da vizyon kontrolü. Şu anda enerjisi yok. Ama ışığı yandı yani çalışıyor. Ve bunu alttan vereceğiz herhalde enerjisini. Ve yandan veriliyor muydu? Ver bakayım bir. Hah, aldı. Şimdi füzyon reaktörü ne yapıyor? Bir elementi ikiye bölerekten iki ayrı şey üretiyor. Ee, bize şimdi ne lazım? Bu rutenium. Hemen şuradan bakalım rutenium nasıl elde ediliyormuş? Rutenium rüyeden elde ediliyor. Yani 44. Yani 88 olan bir elementi ikiye bölersek 44 rutenium çıkacak. 88 olan element hangisi olabilir? <laughs> burada göstermiyor. Heh, burada. Titanyum. Rutenyum'dan titanyum elde ediyorsunuz. Çünkü 24. Şey bu 44. Bu 22. Bize şimdi 88 olan bir element lazım. Yine onu böldüğümüzde bakın hidrojen 1. 71. Yani içinde 88 atom barındıran bir şey bulmamız lazım. Hmm. Var mı senin aklında bir şey? 88 ne olabilir? Buradan 80 Merkür'ü Radyum mu? Tamam. Bakın bu 88. Bunu böldüğümüz zaman 44 çıkacak. Yani 1 44, 144. Radyum'u nereden elde ediyoruz? Hmm, granitten. Tamam. Gördüm. Şunu da böyle göstereyim. Ee, Radyum alıyorsunuz. Burada işleniyor. İki tane gördüğünüz gibi iki tane 44 oluyor. Yani bu bölme işlemine yarıyor. Vizyon kontrol olur. Yolladım mı içine? Iron, silikon dioksit. Yolla için. Alalım radyumları. Ondan bütenyum elde edelim. Bu magnezyum, baryum. Bunlar bir önceki resipi içinde. Şunları tekrardan geri yollayalım buraya. Hadi. Burada üzerimde duracak. Hatta şunu da geri yollayabiliriz. Speed operada ihtiyacım yok. Ha tamam burada şimdi elde ettiğimiz daha önceden silikonyum dioksitler vardı ya. Onlardan granit yapıyor. Adem Hoca. O granitleri de tekrardan burada şey yapıyoruz radyuma. Şu 11 radyumu da alayım. Radyumdan rutenyum elde ediyoruz. 16 oldu. Böyle bir ingot. Bize kaç tane lazımdı? 2 tane. Az biraz star kaldı. 8 10 30 Tamam. Yeterince oluştu. şunu alalım. Unlock recipe. Hadi. Unlock recipe. Pause yapalım. Böyle koyalım. Block recipe. Tamam. Resume. iki tane rutenium. Bunu da hallettik. Şimdi öyleyse Dark Nether Star lazım. Dark Nether Star için ne lazım? İki tane rutenium. Dört tane obsidian ingot kadmiyum blok 2 tane ve bir adet nether star. Şimdi obsidian ingot. Var mı? Obsidian değil, obsidian. 2 adet obsidian ama hepsi zaten buraya gidecek. dark nether star diye yazalım buraya. Bize kadmiyum lazım. 9, 18 tane kadmiyum lazım Adem hocam. Yok. Koydun mu sisteme? Ha müzik disklerine sen... Ey maşallah. Adam boş durmuyor ya. Çalışıyor. Dark Nether Star. Buyurun. Bir adet Dark Nether Star. Bir saatlik bir çalışmanın şey. Ürünü. Bunu hallettik. Şimdi buradan Dark Rune yalnız bunu halledemiyoruz. Buradan Patremia'dan başlayıp yukarı gelmemiz lazım. Volcan Core bloktan yine Scrub'ı yapabilelim. Şimdi hangisi daha mantıklı? İlk önce şu Dark Rune'u bir halledelim. Dark Rune bek 4 tane Dark Rune'dan geliyor. Bu da Dark Rune Stone. Dark Rune Stone nasıl yapıyorduk ya? Bir saniye arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bir sonraki parçayı elde edebilmek için bu Drunnik Tenebris frame'den yapacağız. Az önce yapmıştık. O yüzden parçalarını ben hazırladım hemen. Bunu bu şekilde yere koyacağız ve bu nedir sarı bunun içine koyacağız. Gördüğünüz gibi Runic Terrorist Core oluştu. Zaten görevde de diyor ben okumadan ilerlediğim için. Bakın right click Runic Terrorist Frame with your Dark Nether Star then right click the core with a rune to convert into dark rune. Yani şu anda bize bir rune lazım. Elimize hemen bir rune alalım. Yanılmıyorsam 3-4 tane çıkıyor diye biliyorum. Şöyle sağ klikleyeceğiz bayağı çıktı. 14 tane dark rune'umuz oldu. üç tane çıkıyor diye biliyordum. bayağı çıktı. Şimdi buradan sonra scrap yapacağız. Yani scrap yapabilmek için bu volcano kor lazım. Artı bir tane daha dark nether Star lazım. Çünkü birini burada kullandık. Birini de şimdi şey yapacağız. dört tane arcane gold. 3 tane dark rune. Emblem of golden scrap. Onu da halletmemiz lazım. Onun için de Kor kor blok lazım. Geri kalan da altın. O yüzden şimdi buna geçeceğiz. Patremia, bu sıfırda yetişiyordu değil mi ya? Hayır, doğru, Y10 veya altında yetişiyor. Ender Snooker lazım. Doğru, bu bununla kırılıyor. Block of Mana Quartz ve Block of Elven Quartz. Oh. Şimdi bu bölüm ne kadar oldu onu bakmadım ama Elven Getaway Core yapmamız lazım. Elven Getaway Core yapmak için bize bir tane daha Terra Steel lazım. Ee, Mana Pearl, bir tane Chorus, gel bakalım. Hmm, bir tane de senden lazım. Yok mu hiç end diamond'umuz? varmış. Bir tane de end diamond. Bir tane ile oluyor muydu? üç tane onun için lazım. 6 tane de onun için lazım. Tamam bir tane terastil ile oluyor. Kafalar ben de sisteme koyuyorum. Ee, mana. Mana steal. Bir tane de mana stil alayım. Hemen gidelim bir tane stil yapalım. Ben buraları tamamen girmeyeceğimi zannediyorum da Alan Gateway da yaptıracak bize. Hmm, şunu çevirelim. Bunu çevirelim. Ne kadar manamız var. Hmm, hop 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 hop. Buradan hemen bir takviye yapalım. Yetmeyebilir. Bir adet de bunu alalım. Bunu da buraya takviye yapalım. Ha, şunu tersine çevir. Dur kusura bakmayın. Az önce AFK duruyordum. Bunu şey değiştirdim. Ha. Değiş tabletten manaya. Tabletten manaya. Bunlar bir dolsun. Tamam, ikisi de yarıyı geçtiğine göre artık olur. Şu, bu ve bu. E hadi. Ha bu niye obiummuş? Ay 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 ay. Renkler neredeyse aynı. Tamam şimdi oldu. Ha bu arada şunu sakın unutmayın. Eğer yarım mana pullunuz değerinde şeyiniz yoksa sakın bu işe girmeyin. Bütün mananızı yer bitirir. Bu ingot oluşmaz. Siz de öyle arkasından baka kala kalırsınız. Şimdi bunu nugget'a çevireceğiz. Elvin Getaway core kurmak için. Ee, şu şu Tahtaları alalım. Taşlara ihtiyacım var mıydı? Hatırlayamadım şimdi. Hemen gidelim. Elven Getaway Core'un parçalarını hazırlayalım. Ee, normal bir Nether Portalı gibi bir portal kurmamız lazım. Yalnız bu portalı bu Living Wood'dan yapıyorsunuz. Artı 3 tane de Parlayan şeyden yapmanız lazım. Onun için Glovestone'a ihtiyacımız var. Glowstone kendisi miydi? Dust mıydı? Onu hatırlayamadım şimdi. Living şu arkadaş. Glimmering. Heh, tamam. 3 tane. 1, 2, 3. 3 tane bundan yaptık. Ee, portalın kendisini yapmak için böyle yapacağız. Elven Gateway Core bu şekilde oluyor. Ee, paylon yapacağız. Hangi paylondu ya? Bu natura paylonu yapmamız lazım. Onun için mana paylon yapmamız lazım. Onun için iki tane mana diamond'a ihtiyacımız var. Tamam. Ee, end kristal. End diamond. Bir, iki. Hemen gidelim. Kusura Yine böyle aklımdan yapmaya çalışıyorum. İki tane mana pool'a ihtiyacımız var. İki tane natura paylon'a ihtiyacımız var. Spark'a gerek yok. 1, 2 ee, Şunları da alayım yanıma 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane bundan hmm. Şu sarmaşıklardan bazılarını kaldırsana Oraya koyalım olması şeyi Portalı Şimdi Elvin Getaway Core Lexia Botanya da bir ileriki şey Yani Botanya işinde Böyle bir ve 2. 2 tane mana pool. Şunu kenara koyalım. Üç tane Glimming Living Wood'um var. Bir tane Elven Gateway Core'um var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de bundan ihtiyacım var. Normal Living Wood'dan. Onların kalanını oraya koydum. Ha, Natura Pylon. Bunun için ilk önce Mana Pylon'a ihtiyacımız var. Mana Steel. Bak, al bakalım. Sen de git. 1 ve 2. Sen isteyecek. Seni de geri isteyecek. 1 ve 2. Eye of Ender. 1 ve 2. Tamam. Hemen koşturalım ve Elven Gateway Core'umuzu açalım. Aa, Adam hocam kuarsları unuttum ya. 8 blok kuarts herhalde ya. Bup, 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 bup. Şimdi portalı açarken Elven Gateway Core aşağıda. Daha sonra iki tane normal Living Wood şuraya, e, buraya, 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 buraya ve buraya. Bu aradakilere de Glimmering. Glimmering Living Wood. Bu şekilde. Şimdi normalinde eğer burada yeterince mana varsa etrafta asanız da buraya gelip sağ tıklıyorsunuz. Burada portal oluşu Yani şu anda mana olmadığı için oluşmaz. Gördüğünüz gibi kırıldı. Onu da e, nereye koyarsanız koyun fark etmiyor. Yani fazla da uzakta olmasın. 5'e 11'lik bir alanın içinde olması lazım. Yani bu yakında olması lazım ki yine bu manayı buradan çekebilsin. Bu mana pool'ların üzerine de bu natura paylonları koyuyorsunuz. Şimdi standart olarak tamam tabletten manaya, tabletten mana pool'a. Biz çift çiftlik yapmayalım. İki tableti buraya kullanalım. Yalnız bu kadar mana ihtiyacınız yok. Şimdi doğrusu şöyle bu dolsun. şöyle kenara çekil. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Bunlar biraz dola dursun. İlk açılırken bayağı bir enerji istiyor. Yani bayağı bir dediğim daha sonrasına göre bayağı. Yoksa herhangi bir... Yani çeyreğin de çeyreğe kadar anca harcıyor. Şunlar dola dursun. Hı -hı. Yani bu yaptığımız bu işi hızlandırmıyor sadece dolup dolmadığını görmek için bakıyorum. Hadi. Yok blok blok halinde suya. Bu tam dolmadı. Neden? Tablet tam doldu değildi herhalde. Bu da tam dolmadı. Asla tam yarım mana pull etmesi lazım bunların. Şimdi. <laughs> mana block of mana quartz Dört tane mana tamam. Blok halinde de atabiliyoruz bu. Yok hayır. Onun için alkan bir istiyor. Hı. Tamam. Ee, şöyle. 16 tane. Bu block of mana quartz. Şimdi burası hazır olduğuna göre. Burayı tıkladığım zaman bakın buradan manayı alacak. Bakın. Yani 4-8'de 1 kadar bir şey aldı. Ve şu anda portal stabil halde kalıyor. Şimdi bu eski versiyon olduğu için botanyanın bu açık kaldığı süre boyunca sürekli buradan mana yiyecek. Belirli bir zaman sonra kapanacak buradaki mana bittiği zaman. Ve her yaptığınız alışverişte buraya bir malzeme atıyorsunuz. O size bunu geri atıyor. Derken de neden geri atmadı? Hadi. Aa, yanlış attım. Normal düz bunu atacaktım. Ve böyle attığınız malzeme de bir daha geri gelmiyor. Onu yanlışlıkla attık. E ne diye geri vermedi bu bunları? Allah Allah. Hmm. İyice şaşırdım şimdi. Ha, bu da zaten bir görevmiş ha tamam. Block of Elven Quartz tamam. Block of Mana Quartz. Block of Elven Quartz. Ha blok halinde atmayacakmışım şimdi geri atmaya başladım. Yanlış attığınız malzemeyi de geri vermiyor elfler. Yine dediğim gibi bakmadan yaptığım için çok bildiğimden kaybediyorum. Şöyle dört tane bundan. Allah'tan korsan yine bir sıkıntımız yok. İki tane de şunu tekrardan burada çevirelim. Ha, blok haline getirmeden atacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tamam bu parça da hazır. Hemen gidelim çiçeğimizin içine. Kuvars lazımsa patlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum canım. 2000-3000 tane var. Ee, son ortadaki parça neydi? Kabuleonia seed. Ey maşallah. Kabuleonia'yı kullanmayalı 6 ay oluyor bizim. Seed'i var mı yoksa yukarı çıkıp kırmamız mı gerekiyor? Adem Hoca biliyordur. Var mı sistemde Caballonia Seed? Caballonia Seed ilk yaptığımız Seedlerden bir tanesiydi arkadaşlar. Kabuston. Caballonia yok. En üst katı çıkıp kıracağız. Çünkü biz yukarı koymuştuk şeylerimizi. Caballonia Seedlerimizi. Ee, kabuston lazım oldukça yukarı çıkıp orada AFK duruyorduk. Şöyle bir tanesini kıracağız. Gel bakalım. Caballonia seat. Hop, Tek blo atlama challenge. Atlayamadık. Hemen gidelim. Bu arkadaşı halledelim. Şimdi bir adet kablo oynuyor. Dört tane blok bundan. Dört tane de blok bundan. Ve bir adet ver bakalım. Petrimia shoot. Ee, a bu şey ee, Obsidiyen. Obsidiyeni çeviriyordu değil mi? Obsidiyen. Şöyle obsidiyenimizi alalım. Bir de Ender Snooker istiyor. Ender Snooker. O da bu arkadaş. Oops. Ender Lily Twine. Ender Lily Twine. E kırmışız biz bunu burada. Adem hocam Ender Lily Seed getirsene. Ya yani iki tane varmış tamam. Bir, iki tane. Hemen iki tane daha yapalım. O orada duruyordu. Enteresan. Böyle iki tane buraya. Hadi bakalım büyüyün. Bir. Hadi ikincisi de büyüsün. Hadi. Bu da tamam. Şimdi oynadıkça tekrardan aklıma geliyor. Ee, Ender Lily tamam. Sen gidebilirsin. Sana ihtiyacım yok. Torç üzerinde olabilir. Ender Snooker. Bir adet de Ender Snooker. Tamam. Bir adet torpak. Şimdi bu Y10 veya aşağısında oluyor. Adem Hocam şeyi kaldırıyorum öyleyse. Bizim ember makinesini. Çünkü orada bana biraz alan lazım. Bu saatten sonra da embere ihtiyacımız yok herhalde. Olmaz da inşallah. Bakayım bunun içine. Ey maşallah. Şurayı bir kaldırayım arkadaşlar hemen. Burada torç varmış zaten de. Olsun biz kendi torçumuzu kendimiz getirdik. Hı. Şimdi Bu arkadaşı böyle koyalım. Ee, yeri bir holelayalım Çapamızı yapalım. Bu arkadaşı buraya koyalım. Biraz da Shift basalım yanında. Hop. Hadi bakalım. Bu herhangi bir şey vermiyor bize. Ee, ne derler? herhangi bir şey vermiyor. Yalnız bu etrafındaki obsidiyenleri değiştirecek. Hadi. 57 Ve obsidiyeden obsidiyenler de bize şey işte olacak. O volcano blok. Hadi. Ne kadar uzun sürdü ya? Işığı mı yeterli gelmiyor? 85 Hadi. Bu oluncaya kadar bari ben obsidiyenleri yanına koyayım. Şu şekilde. Background. Bakın. Volcano Core dönüştü. Bunu kırmaya çalışmayın. Kıramıyorsunuz. Yani bedrock gibi bir şey. Bunu sadece bununla Shift sağ klikle alabiliyorsunuz etrafına koyduğunuz obsidiyenleri. Şimdi hemen değiştiriyor gördüğünüz gibi. Bundan bize yine lazım olacak diye biliyorum. Tamam şimdilik et tane olsun. Olmasa ben bunu bölüm arasında yine Çoğaltırım lazım olduğunda aşağı inirim. Siz de bir müsaade isteyip. Ee, bu taraf değil bu tarafa gideceğiz. Bu arkadaş da tamam. XP'mizi de alalım. Şimdi scrap. Şimdi scrap yapmak için Elden Golden scrap yapacaktık. O da altından geliyor. Golden scrap. Bunda yaptık. Scrap yapacağız. Normalde tüm parçalar hazır herhalde. Amerika ha, ha tamam. Lan diyorum bunlar nereden geldi mekanik kor? Az önce aşağıda kırdık. Sunu kır verdi biraz ha, yap. Tamam alıyor. buyur. diyenleri de geri koydum herhalde. Sen ikinci Nether Star'ı yapmış mıydın? Dark Nether Star'ı. Tamam. İlk önce şu Dark Nether Star'ı yapalım. Şimdi Scrub yapalım. Tüm parçalar burada. Dark ürünler, Scrub ve Atom'a giriş biletimiz burada. Şimdi Atom'a girmek için e, kaçtı? 5'e 5'lik bir alanı sent şeyle koyuyum sent koyuyorduk. Şöyle iki stack bundan alayım. Bundan bir sent yapayım. Şimdi atom atom atom. Buraya yapayım. Şimdi yine bunu da aklıma yapmaya çalışacağım. 2 3 4 5. Adem Hoca yanlış söylersem sen oradan beni ikaz et. 3 4 5. Sonra kenarlarını şöyle kapatıyorsunuz. Ve buraları iki blok yukarı çıkartıyorsunuz. İçine su doldurup bu arkadaşı onun içine attığınızda atoma portal oluşuyor. Ee, hop. Bakit. İki. iki tane. Onunla sınırsız su elde edebiliriz. Atuma da çoktandır gitmemiştim. Geliyorum o adam hocam atuma. Attım ve atom portalı oluştu. Şimdi bugün atuma gitmek istemiyorum. Az önce adam hocayla konuştuk. <laughs> biliyorum biliyorum. Bugün Adem Hoca ile konuştuk. Şimdi yapmamız gereken bir ejderha savaşımız var. Atomda e, ee, Faro'yu öldüreceğiz. Hmm. Faro... Şimdi adı aklıma gelmedi Türkçesi. Bir Greater Spirit'le savaşacağız. Hatta onunla bir iki defa savaşmamız lazım diye biliyorum. Sonra da Guardian Spirit'le savaşacağız. Guardian Spirit'te sadece Atom'da savaşabiliyoruz. Çünkü o iki savaşı aynı anda yaparız diye hesap ettim. Daha sonra End'e gideriz. Ondan sonra ile savaşırız. Bu Steel donatta görevi şey yani bu en son görevleri Gaya Guardian kafası. Yani şu son 5 görevi de bir bölümde yapacağız. O yüzden şimdi kısa bir müsaade istiyorum sizden. Hemen geri geliyorum. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa hemen bir mola aldım. Çünkü kaç dakika olduğuna baktım. Böyle bir yarım saate gelmişiz aşağı yukarı. O yüzden dedim şu son parçayı da hazırlayalım. Bir sonraki bölüm artık bütün hepsiyle savaşa gidelim. Şimdi sonra bir sonraki füzyon reaktörü. Az önce füzyon reaktörü yaptık. Şimdi de füzyon reaktörü yapacağız. Bunun için de değişik parçalar istiyor. Füzyon casing. Bunun için işte Volcano Core block. Az önce aşağıda yapmıştık. O obsidiyenleri çevirdik. Ee, 10. seviyenin altında. Tungsten ingot. Ve Neodium lazım. Şimdi Tungsten ingot. Şöyle şuraya geleyim de. Tekrardan buraya geldim. Bize en çok zorlayacak olan parça bu. Bu tungsten taştan çıkıyor kabustondan. Yalnız çıkma şansı 0.14. Yani herhalde bir 2-3 milyon kabustonu içinden geçirmemiz lazım ki lan. Bizim ömrümüz yetmez ona. Şöyle bakınca %100 ihtimalle demir cevherinden çıkıyor. Biz o yüzden baya bir demir cevheri hazırladık. Böyle bir şey başımıza geleceğini bildiğimiz için. Ee, toplamda 12, 13 istek çünkü 108 tane ingotundan lazım. 9, 10, 11, 12. Toplamda 12 istek falan lazım olacak. Şöyle bir isteğini alıp hemen Şimdi sizinle birlikte geçireceğim. Ben size aşağı yukarı hangi parçaları nereden elde edebileceğinizi gösterdikten sonra yine müsaadenizi isteyeceğiz biz. Bunları halledeceğiz. Iron ore. Bakın 14 tane, 18 tane. B'de demir. Yani bunlardan tekrardan demir elde edebiliriz. Şöyle göstereyim şöyle buraya 16 tane bırakınca oluyordu. Evet. Bakın bu F'lerden tekrar demir elde edebilirsiniz. Yani çöpe gitmiş sayılmıyor. Bize bunun içinden tungsten lazım. Buradaki demirleri de alıp kullanabilirsiniz. Ey maşallah. Ne demir geldi be? Ee, şu F'leri bırakayım. Bize bunun içinden tungsten lazım. Taş nereden geldi ya orada? Adem Hoca buradan veriyormuş. Bir saniye şunun içini boşaltayım. Koyacak yer kalmadı. Tamam ben size neyi nereden halledeceğimizi göstereyim. Daha sonra biz bu işe devam edelim. Şimdi ha. Ee, Tungsten'ı gösterdik. Neodym. Neodym En basit şeklinde Ender Pearl'den çıkıyor. %100 ihtimalle her bir Ender Pearl'den bir tane Neodym elde edebiliyorsunuz. bundan da bize 108 tane lazım. O kadar Ender Pearl'ümüz var o sorun değil. Şimdi füzyon korlar için toryum lazım. Toryumda en basit şekliyle endstone'dan oluyor. Şimdi endstone'da toryumun çıkma şansı yüzde %50. Yani her koyduğunuz taştan iki tane taştan bir tanesinde çıkıyor. Ama end brick koyarsanız %1'in bile altında oluyor. O yüzden stone koyun, end brick koymayın. En son bu arkadaş selenyum lazım. Selenyum da balıktan. Yalnız burada balığımız yok. O da nedir wart'tan. Bundan fazla ihtiyacımız yok zaten. Toplamda 5 veya 6 tane selenium ingotine ihtiyacımız var. O da yani 4, her 4 tane nedir wart'tan bir tane elde ediyorsunuz. Yani 20-30 tane nedir wart yapsanız olur. Nedir da mutation paste ile yapabiliyorsunuz. İsterseniz bir tarlasında kullanabilirsiniz. Nedir wart. Ee, bak, bak, bak. Bakın mutation paste ile. Buraya. Carrot. Carrot kalmamış memlekette. Sapling. Aynı bu şekilde nedir vardı da elde edebilirsiniz. Geri kalan yapımı aynen bunun gibi. Aynı ebatlara sahip. Aynı şekilde koyacaksınız. Beşe beşlik bir alan. Ortaya üç tane yakıt çubuğu. Etrafını çevireceksiniz. Üstünü kapatacaksınız. Öne de kontrol olur. Yine enerji bağlamanız lazım. Zaten onu yine birlikte kurarız. Biz şu parçaları bir araya getirelim. Az sonra geliyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Aradan baya bir zaman geçti. Herhalde bir 3 saat falan. Şu anda ben füzyon kontrolörünü ve füzyon casingini hallettim. Şundan iki tane geri bırakacağım herhalde. Şöyle. Yo, Bir saniye şunu bırakayım. Füzyon core. Üç tane de bununla yapacağız. Bu nether starları unutmuştum. Onlarla bayağı bir uğraştık. Üç tane tamam. Şurada artık alabiliriz. Dediğim gibi aynı şekilde yapılacak bu da. 5'e ee, beş. Şuraya hemen 5'e 5'lik bir alan yapalım. Arada bir, bir blok boş bıraksak yeter. 2, 3, 4, 5 Yalnız bu tombstone bizi öldürdü öyle diyeyim. Ee, füzyon core 3 tane ortaya. Daha sonra burası. Yalnız 2 tane sistemde kaldı gibime geliyor? Onlara da bir bakmak istiyorum hemen. Allah Allah. Onu nasıl becerdik? aynen şimdi parça yetmezse en üste çıkması tekrardan zor ee, şöyle. Hmm. şöyle şöyle kapatalım Olumlusu burayı aşağıdan hallederim. Ve neden yetmedi? Allah Allah 1-2-3-4-5-6-8 tane yap dedi işte. Görevi kabul etti. Şaşkınlık içerisindeyim. Ee, füzyonla ilgili hiçbir şey kalmadı elimize. Burada daha parçalar varmış. Hmm. 108 tamam. Ha tamam o benden eksik istedi. Şu anda tamam mıyız? Tamam single modda. Şimdi arkadaşlar bu parça yani bu multi blok bize niçin gerekli? Burada bölerekten halletmiştik işimizi. Buraya bir element koymuştuk ve bunu ikiye bölerekten yani buradaki sayı ikiye bölerekten burada başka bir element etmiştik. Buradakini de toplayarak gideceğiz. Bizden istediği parça bu neymiş? Bir tane enerji bataryası sağ olasın. Ee, Oganesson. Oganesson'un atom ağırlığı 118. Yani toplayaraktan giderekten 118 sayısına ulaşmamız lazım. Bunu tek bir defada yapmanıza gerek yok. Değişik atom ağırlıklarına göre devam edebilirsiniz. Mesela bu, 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 bu. silikon 14'müş. Merkür yani civa 80. 80'e 38 eklersek olacak. Şimdi 38'i nasıl elde edebiliriz? Şöyle ben biraz baktım. Redstone'dan. Şöyle al bakalım redstone. İlk önce redstone'u bir elementlerine ayıralım. Redstone içinden iron oksit ve strontium karbonat çıkıyor. Strontium karbonatı böldüğümüz zaman strontium çıkıyor. 38. 10 tane çıktı. Bize 9 parça lazım herhalde. 9 tane bundan alalım. 9 tane de neydi? Civa. Almış mıydım civayı? Yok. Almamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 tane de civa alalım. 80 artı 38 eşittir 118. Daha iyi bir fikri olan varsa yazabilir. Ben bunu buldum. Şöyle. Şimdi bunu toplayacak. Ve bize Ogneson verecek. Aa yanlış yapıyorum ya. Bize 16 tane lazım. Ee, b -b 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 -b. Daha fazla lazım. Özür dilerim. Böyle 9 tane verecek. 9 tane. Hmm. Tekrardan bir bakayım. Ya 9 mu 8 mi? Bir tane yapmamızı istiyor da. Hmm, bunu bize end cake yaptırmak için istiyor. End cake yaparken toplamda 8 tane lazım. Uh, 8 kere 16 lazım. Şu anda hesaplayamadım bile. Yani bu şekilde yapacağız. Ben biraz daha redstone alayım. Hatta bir iki stack alayım. Bunları böleceğiz. Parçalayacağız. Bu arada bu Mercury nereden geliyor? Bu hmm, nasıl diyeyim? ender pearl veya yani ender Incisi veya end stone'u şey yaptığınızda bunları rahat elde edebiliyorsunuz. Yani onun artanından çıkan bir şey. Ee, şimdi iron oksit değil bu strontium karbonat. Bunu yollayacaktık. Iron oksit değil. Geri koyalım. Iron oksit, iron oksit. Civa üzerimde tamam. Şuradan pişsek bundan alalım. Neden bir tane gitti oraya? Şöyle 64 tane gidecekti. Tamam. Şunu da tamamlayalım. En azından bir tane yapalım ki ne? görevi kabul ettiresin. 16 Hatta 17 oldu. Ee, bir tanesini burada bırakalım. Ve Ognazium ingot. 7 tane daha yapacağız. 8 tane olunca zaten görevi, yani end cake'i yapabileceğiz. Klingon Fries. İyi. Oldu. Bundan sonrası oyun sonu görevleri. Onun için biraz hazırlanalım. Herhalde bir 8-10 saatlik bir işimiz kaldı. Bir sonraki bölümde elimizden geldiğince tek bir bölümde bütün bossları kesmeye çalışacağız. Ve Volkan'ın efendisi olmaya çalışacağız. Oldu mu Adem Hocam? Adem Hocam beni dinlemiyor bile. Olur öyleyse. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.